Babam. Baba ben çok özledim seni. Ben de babam. Aslan oğlum. Alıştı herhalde buraya. Alıştı garibim. Hiç huysuzluğu yok. Sağlığı da iyi. İyi maşallah. Demir gibi. Annem neden gelmedi bir daha? Gelemedi babam. İşleri varmış. Dedim ya sana o gün. Sürekli gelip gidemez annen. Uzakta değildi ama artık. Değil ama. Eski evdeki işle mi döndü? Mutfakta mı çalışıyor yine? Efsun'la Şadiye teyzeyle. Hayır babam. Mardin'de değiliz ki artık. Nerede o zaman? İstemiyorum ben yurtta kalmayı. Buradaki çocukların annesi babası yok. Ondan buradalar. Ben niye kalıyorum ki? Babam sen beni üzmek mi istiyorsun bugün? Hayır. O zaman konuşma böyle babam. Ben istemez miyim seninle olmak? Evimizde, bahçemizde birlikte olalım istemez miyim? Annem. Anneme mi istemiyorsun baba? Ondan mı ayrıyız böyle? Sen neyi düşünüyorsun ki bunları oğlum? Sorguya çektin geldiğimden beri. Babam, çenen düşmüş senin iyice Mehmet Ağa. Emniyetteler hala. Azizler mi? Aziz, Civan. Cemre'nin sorgudan çıkmasını bekliyorlar. Kızı tutmazlar herhalde değil mi? Neden tutacaklar ki? Nereden baksan mağdur. İyi, iyi. Kızla derdin bittiyse biraz da kendimizi düşünsek oğlum. Ne demek o Gazi? Semih'i neden kovdun gönderdin diye sormadım. Peşine Ekrem'i niye taktın diye de, Aziz'in kızını niye kurtardın diye de sormayacağım sana. Ama durup dururken neden burnunun dibine kadar girdik polisin kardeşim? Azizler neyse, öyle böyle kapışıyoruz. Ama polis, Elif, savcı Arif Okur. Şimdi sil baştan ifadeler, dosyalar, tutanaklar. Karıştı ortalık, görmüyor musun? Görüyorum, haklısın. Ne olur şimdi? Kayıtlara göre Nadir Jüro ölmüştü. Ama şimdi yaşıyor derler. Ki bunu Elif ne zamandır diyor. Gizlisi saklısı kalmadı. Doğru. Başka? Arif Okur mu? Savcı. O adam başından beri biliyor bizi Gazi. Kerim'i neden öldürdüğümü de biliyor. Daim başından sorup durmadı mı Gönül? Sordu, tamam. Ama bilmek başka, ispat edip dosyaya koymak başka. Firar ettim İstanbul'a geldik. Bu adam da peşimizden geldi. Buldu mu seni? Bu kez kaçacak yerin kalmaz. Ha, ama eğer Elif'e güveniyorsan... Neden güveneyim Elif'e? Ya ne bileyim, yakınsınız ya işte. Ne yani? Elif polis diye... Şimdi günü geldiğinde beni korur diye mi yakınız? Olur mu öyle şey Gazi? Ben kimden medet umdum bugüne kadar? Boşuna anlatma kardeşim. Ben seni tanıyorum. Bahtiyan'ın elinden bile sen kurtardın kızı. O zaman? Ben de onu soruyorum. Neden yakınsınız böyle? Yakınız dediğin? Yani bir iki seferden geldik, evet. Karıştırdı ortalığı, buldu bizi. Ben başına bir şey gelmesin diye. Ya şimdi cevap bu mu Nadir'im? Vallahi şimdilik bununla idare edeceksin Gazi. İyi tamam öyle olsun. Abi biliyorum. Yani bu kadar dert var başında. Bir de bizi uğraştıracağız şimdi. Mutlu musun aslanım? Ne? Mutlu musun değil misin Turaç? Mutluyum abi. Sırası değil belki ama... Ne sırası aslanım? Sevmenin mutlu olmanın sırası mı olurmuş? Sen benim kardeşimsin. Her şey de senin hakkın. Bu iş... Betül'le sen. Başından beri zor biliyorsun. Zor yerdeyiz. Zor zamandayız. Ama diyeceksin ki... Abi kolay vardı da ben mi seçmedim? Şimdi madem gönlünden geçen bu, ben her zaman senin yanındayım. Hayırlısı olsun damat bey. Sağ ol abi. Ben o zaman Betül çağırayım. Yok, yok. Sen dur. Ben çağırırım. Turaç.
Ekrem ne diyecek bu işe? Vallahi bize artık hiçbir şey demiyor abi. Yüzümüze bile bakmıyor. Alışacak. Başka yolu yok. Ben de seni almaya geliyordum Betül. Konuştular mı Gazi abi? Konuştular. Şimdi yüzükleri takacaklardır. Kızmadı değil mi? Niye kızsın ki? Ekrem? İçeride. Aynı. Geçer, alışır. Anlar sizi. Betül. Buradan dönüş yok artık. Biliyorsun değil mi? Dönmek için çok fırsatım vardı. Ama sen devam etmeyi tercih ettin. Artık mümkün değil. Mecbursun. Hem mutlu olacaksın, hem de mutlu edeceksin. Niye böyle söylüyorsun ki? Öyle. Aklında kalsın diye. Hadi. Allah tamamını erdirsin mi derler? İnşallah abi. Sağ ol Nadir abi. Kardeşim sana emanet. Merak etme. Ekrem. Yapma artık oğlum. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol Ekrem. Kuzu. Bana müsaade var mı aga? Eyvallah. İyi bari. Hayırlı bir laf çıktı ağzından. Buna da şükür oğlum. Sen de üzülme artık. Varmayın üstüne. Yapabiliyorsanız mahcup edin Ekrem'i. Görsün birbirinize nasıl sahip çıktığınızı. İnansın. Bu adam artık bir şeylere inansın. Baksana. Elif nerede? Elif komiserim çıktı. Nereye gitti? Bilmiyorum. Efendim. Alo Elif neredesin? Dışarıda işim vardı biraz. Ne oldu? Ethem Amin'le toplantıya gireceğiz birazdan. Ben yetişemem. Konuşuruz sonra. Elif nereye kayboluyorsun ikide bir? Bir şey mi var? Yok bir şey Sedat. Konuşuruz gelince. Kapat. Elif hayırdır? Konuşmamız lazım. Şimdi mi? Şimdi. Bin hadi. Abi, kız geldi resmen kaçırdı Nadir abim ha. Bir günde kelepçeyi takıp götürürse şaşırma oğlum. Allah korusun abi. İş yine sana döndü, farkındasın değil mi? Nasıl? Cemre senden bahsetti sorguda. Bahsedecek tabii. Şaşırmam mı lazım buna? Savcı zaten takmıştı kafayı. Şimdi bir de elinde kanlı canlı şahidi var. Üstüne gelecek. Geleceğiz. Sen zaten gelip duruyorsun. Daha ne yapacaksın ki? Bu sefer başka.
Yarın öbür gün seni gözaltına almak zorunda kalabilirim. Zorunda kalırsın. İstediğin için değil yani. Dalga mı geçiyorsun Nadir, sabrımı mı deniyorsun? Hayır. Sadece ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. Anlayacak bir şey yok. Oturduk konuştuk seninle. Derdimizi anlattık birbirimize. Sonra sen kurtardın beni. Bir defa da değil. Yardımcı oldun işte, her neyse. Borçluyum sana, tamam mı? Bıktım bu borç lafından, biliyor musun? Ben kimseden alacaklı değilim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Başkasının aklına uyduğumdan değil. Kendim istedim diye. İyi işte. Yapma bir daha. Git kaybol yine. Kaç, firar et, kurtar kendini. Savcı yüzünden. Neyse ne işte. Savcıdan, polisten. Benden. Kaç git diyorum Nadir. Al oğlunu. Topla yanındakileri git. Bunu gerçekten istiyor musun? Evet. Elif. Yüzüme bakarak söyle. Git Nadir. Arif Okur'un şakası yok. Gözümle gördüm. Bahtiyanların seninle hesabı bitmeyecek. Bırak şimdi Bahtiyanları. Herkesi bırak. Sana soruyorum. Cebindeki kimliğe değil. Sana. Elif'e soruyorum. Neden gideyim? Çünkü... Çünkü bir süre sonra ben seni gözaltına almak zorunda kalacağım. Alırsın. Ne var bunda? İlk defa mı birine kelepçe takacaksın? Neden inat ediyorsun? Hep sen gelip uyarmıyor musun beni? Bu sefer de ben seni... Hiç dinlemiyorsun ki beni. Ben neden seni dinleyeyim? Nadir. Ben yapamayacağım. Seni onlara veremeyeceğim. Elif. Kaç diyorsun ya. Kaçamam. Çünkü burası güzel. Hem de çok güzel. Sonuna kadar kalacağım. Sona gelince ne olacak peki? Onu o zaman düşünürüz. Olmadı. Bir daha firar ederiz. Arif Okur, savcı. Yakında beni görür. Bence de. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ama dikkatli olmak lazım. Bu aralar ofiste daha çok dururum. Sen bilirsin. Nadir. Şu polis kız. İstese başımıza ne işler açar, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Neden açmıyor peki? Onu da biliyor musun? Niye gelip anlatıyor olup biteni böyle kendiliğinden? Bilmiyorum Gazi, bilmiyorum. Ama sordun. Tamam, tamam, sormuyorum. Gazi. Ha. Ekrem nasıl? Aynı, bildiğin gibi. Nasıl olsun? Özlettin İsmail, yoksun ne zamandır? Kısmet bugüneymiş. Buyur, sahne senin. Eyvallah. Tamam, tamam. Ne diyor Gazi? Bir gece büyük oyuna oturalım diyor. Kapatabilir miyiz mekanı diye soruyor. Ne diyorsun, değer mi? Milyonluk oturacaklar. Alıştırdık mı rahat ederiz. Ayda bir garantisi olur. İyi. Konuşun, anlaşın tarihine. Aga. Makineyle gelmesinler sonra. Para büyük diye kabarmasınlar sonra. Oğlum, şimdiden söylenir mi? Siz kapıda halledersiniz. Eyvallah. Nadir abi. Söyle. İsmail başlıyor abi. Tamam.
Hadi Gazi. Hadi. Ekrem. Gelsene sen de. Burası iyi. Ekrem. Bırak aslanım. Adam isterse gelir. Çok dalgın ha polisten beri. Savcı, kızın ifadesini birebir almış. Biliyorum. Arif Okur bırakmaz bu işin peşini. Ağamla da konuştu. Hala ağam diyorsun. Ne diyecektim? Neyse Gazi. Nedir durumlar? Sen rahat mısın Baran? Olduğu kadar nadir. Ne yapalım? Azize ait değil ama. Cemre'yi kurtarman çok koydu. Evi zaten hiç anlattırma. Kazan gibi kaynıyor. Ev falan ilgilendirmez beni. Cemre işini de büyütmeye gerek yok. Haberimiz oldu. Gittik aldık. O kadar. Öyle diyorsan öyledir. Semih'ten bir haber var mı? Bize bir şey demediler. Sorulmuyor da iş iyice karışmasın diye. Tedavideymiş hala. Polis onu bir yere uçurmuştur. Dokunulmaz artık. O kadar ciddi korurlar mı Gazi? Tabii. Zaten hakkında şikayet de vardır. Tabii. Cemre de şikayetçi olmuş. Şimdi gözaltı, ifade falan. Sonunda da tutukluya döner o. Nadir. Gönül ne yapıyor? Buralarda mı hala? Buralarda. Hayırdır? Yok, sordum öylesine. Yanlış anlama. Yolu yol değildi en son.
Şimdi çocuk da var. Gönül'ün benimle işi yok artık. Arada sırada Mehmet'i görür. O da kendine çeki düzen verirse o kadar. Yazık. Yazık tabii. Hepimize yazık. Herkese. En çok da Mehmet'e.